Kızım neden hep böyle şeyler senin başına aklına çıkıyor? Kime kızdı işte? Aman anne sen de başlama şimdi. Damat sen ne diyorsun bu işe? Vallahi ne diyeyim baba, kızını biliyorsun. Ay çok sanki her dediğimi yapıyorsun da Emre. Yapma Allah aşkına, biz orada kılıktan kılığa soktunuz ya, ne hallere geldik öyle. Ay ne var canım, artık bütün kocalar yardım ediyor eşlerine doğumda. Dur bak iyi hatırlattın. Anneme gösterecektim o halini. Ya aman aman göster, sanki çok komikmiş gibi. Komik tabii. Ne oldu, hani doğaldı, normaldi böyle şeyler. Anne bak. İyice empati yapsınlar diye karınlarına yastık falan bağlayıp böyle hamile yaptılar adamları. O nefes egzersizi falan hep böyle çalıştı. Aman yazık kızım ya, ne hale sokmuşsun adamı. Bu ne ki, daha neler var. Hani eğitim falan tamam da bu doğal doğum da nereden çıktı? Selen Sezeryan'la mı doğdu sanki? Yok, o normal doğum baba. İnsanlar artık doğada, yani tamamen doğal koşullarda, hiçbir yabancı etki altında kalmadan doğuruyorlar. Ay, millet ne yapacağını şaşırmış artık. Öyle deme baba. Biliyorsun Selen'in durumunu. Şimdi ne yapıyorsun? Yavaş dikkat. Selen. Gel bir tanem büyük anneye bakalım, odada ne yapıyormuş diye. Hem senin şu resmin hala orada mı, ona da bakalım yavrum. Hani öpücük dedi, hani öpücük? Oh, oh. Bir tane anneye. Hadi bakalım. Gel bebeğim, gör aşkım. Biz Selen'in hastalığını doğum ortamının tetiklediğini düşünüyoruz baba. Sen de aynı ortamda doğdun kızım. Doktorla konuştuk. Hastane doğar doğmaz yüzüne vuran ışıkların, kimyasal ilaçların kokusunun ve bütün o ortamın tetiklemiş olabileceğini söyledi. Selen'in doktoru mu söyledi? Biz de riske atmak istemiyoruz. Özellikle Emre hassas bu konuda, biliyorsunuz. Allah'tan ümit kesilmez kızım. O nasıl isterse öyle olur. Yine sen bilirsin ama annem de hastanede doğmadı. Büyükannem neden hep yatıyor baba? Yaramazlık yapınca Allah mı çakmış? Yok bir tanem, olur mu öyle şey? Büyükannen sadece çok hasta aşkım. Neden hiç iyileşmiyor? Baba, doğum için şehir dışına bir yere gitmemiz gerek. Olur evladım, biraz birikmişimiz var. Yok babacığım, para değil de... Babaannemin Astavay'daki evine gitsek. Yok, olmaz orası. Dinliyor musun Emre sen beni? Hı. Hayatım, izin vermeyeceği başından beri belliydi. Değil mi? Hem bak bana sorarsan baban haklı. 30 yıldır kimse gitmemiş oraya. E kim bilir ne haldedir ya? Allah aşkına bizim ne işimiz var daha başında? Ha? Ya acil bir şey olursa? Ne yaparız? Kimden yardım isteriz? Ay sen de yani. Hemen babamın tarafını tutacaksın. E ne yapayım bir tanem? Ha? Ev adamın evi. Zorla mı gideceğiz yavrum? Ben seni daha güzel yerlere götürürüm, merak etme. Hangi parayla? Hallederiz, buluruz. Sıkma canını sen. Ben annemle konuşayım. O bir yolunu bulur. Yarın konuşursun. Olur mu bir tane? Bak geç oldu, hadi yat artık. Ben de duş alayım, hemen geliyorum.
Çocuklar buradayken alttan aldım. Belki hallerinden anlarsın dedim. Ama nerede? Tuncay'ın ilk defa kızım bir şey istedi senden. İçinde kötülük yok. Anlamıyorsun hallerinden. Sinirinden öyle konuşuyor. Para yok ceplerinde, para. Evlendirdin o sümsükle, kızın da başını yaktın. Bak bakalım bundan sonra ben anana bir şey istiyor musun? Sen otur, bir kere altını temizle de bakalım onu. O zaman göreceğim seni. Allah rahatlık versin. Ölecek zaten hanım, yaşlı değil. Oldu be adam, kazık çaktı dünyaya. Gençliğimi yediniz analı oğlu, gençliğimi yediniz be. Vazife kadın! Geç oğlum, geçin. Geçin şöyle. Akşam gelecektiniz hani? Ya gelmeden bir Kastamonu'nda gezelim diye düşünmüştüm ben ama Valeri hemen köye gelmek istedi. Variver kızım. Sadist sadist ve hassapsın. Ay pek de tuyu. Çay demleyin bari. Sovyetlere dönünce bir hazırlık yapmamışlar demesin. Oy oy neler düşünmüş. Çekilin kızın yanında ayıp. Şımarma. Ya ne olur bir kere sıksan lan aklımdan. Her şeyde kızıyorsun sen de. Niye haber vermiyorsunuz geliyoruz diye? Böreği koyardım, çayı demlerdim. Sıcak sıcak yerdim bizi. Ну как? Понравилось это? Когда я прочитала твое письмо, мне показалось, что будет более мистический, более восхитительный. Увидишь, увидишь. Allah belanı versin. Başlayacağım bezine de bu arada. Geber git başımdan. Alo. Sen misin kızım? Yok yok bir şey yok. Heh söyle. İyi. Kızım başım belaya sokmayın beni. Başı iyi mi familya kontrol senin? Adın söyledim doğum tarihi. Nasıl lütfen? Nazife Özden, 1924. Можешь произвести по бокам назад? Да.
N A Z I F Y O Z D Y N. Vodrajdinya, Adin, Devit, Dva, Çıtır. Вы замужем? Evli misin diye. Evliydim ama rahmetli oldu eş. У вас есть дети? Bir oğlum var. Faruk. Где он сейчас? Мектебi bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. Сейчас вы здесь находитесь добровольно. Я вам не делаю никакой силы или непринуждения, не так ли? Можешь сказать это вслух? Yok. Baskı yok. Вы написали мне письмо и пригласили меня в ваш дом насчет паранормального явления в вашем доме, не так ли? Назым yazdı mektubu. Вы знали об этом? Yanımda getirdiğim malzemelerle evinizde her türlü incelemeyi yapacağımı, görüntü ve ses kaydedeceğimi, elle tutulur bulgulara ulaşırsam da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki laboratuvarımda paylaşacağımı biliyorum, kabul ediyor mu diye soruyor. Biliyorum, kabul ediyorum. У вас были какие-нибудь травмы? Yok. Есть ли у вас в семье психологические заболевания? Yok. В семье были ли похожие случаи? Yok. Когда вы заметили первый раз паранормальное явление в вашем доме? Bu olaylar ne zaman oldu diye soruyor. Çocukluğumda. И 26. Как мы договаривались? За один сеанс 26 тысяч. Ты отдашь их на Зефе. Потом, когда мы найдем достаточное наказательство, лаборатория пришлет нам еще 250 тысяч лир. И это за жилье и за расходы. Я бы не брал эти деньги. Ты знаешь это? Я знаю. Это же не из моего кармана. Seninki. Ha? Uyumuş. Ya normal bir tane. Alışkın değil ki uzun yola. Yoruldun sen de. Şu uçak işini halledebilseydik iyi olacaktı. Olsun aşkım olsun. Kim bilir belki de araba bize lazım olacak orada. Doktor ilaçları değiştirdiğinden beri hiç nöbet geçirmedi. Gerçi önemli olan sadece nöbetlerini engellemek değil ki. Kendi yaşıtlarıyla aynı dünyaya sahip olmak. Farklı hissetmeyeceği, bir kusuru varmış gibi hissetmeyeceği bir dünya kurmamız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Sence böyle çok kontrol altında olduğunu hissetmiyordur değil mi? Belki biraz. Her çocuğun hissettiği kadar. Büyüdüğünde daha zorlaşacak. Of. Değil mi? Daha büyüyecek. Kocaman olacak. Bu yaşlar
kendine olan güvenin gelişmesi için en önemli yaşlar aşkım. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok. Doğru söylüyorsun. Ama okula başladığından beri işler artık pek de bizim kontrolümüzde değil. Her zaman iyi bir baba olmak istedim, biliyor musun? İyi bir baba, iyi bir eş. İkiniz için en iyisi neyse o olsun istedim. Ama şu hayatta bazen her şey öyle saçma sapan bir hal alıyor ki. Altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum. Çok bunalıyorum, çok sıkılıyorum. Ben böyle bir babalığa kendimi hazırlamadım ki. Düşünme böyle. Ben senin gibi bir adamla evli olduğum için çok mutluyum. Hem bu zamana kadar çok iyi babalık yaptın. Çok akıllı, kendine güvenen, çok da bilmiş bir kızımız var. Değil mi? Seni seviyorum. Zaniti. Говорит, что охота прошла хорошо. Но очень есть припёлка. Что это? Это? Да. Это электромагнитный измеритель. Он измеряет электромагнитные места и их значения. А вот это цифровой термометр. Измеряет температуру и показывает изменения в пространстве. Сейчас здесь находишься ты, я и Назыфе. Еще есть цифровой диктофон. Он различает звук, который не можем услышать, и посылает на этот объект, чтобы записывал. Ты думаешь, это сработает? Посмотрим. Allahümme mafi ani. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Хочу создать контакт. Что ты хочешь? Хочу создать контакт. Что ты хочешь? Хочу создать контакт. Кто ты? Что ты хочешь? Хочу создать контакт. Кто ты хочешь?
Sizin köyden bu arkadaş. Öyle mi? Allah Allah, hocam böyle kolay kolay kırılmaz. Netmişler de böyle olmuş. Garip vallahi. Selamünaleyküm Ziya abi. Aleykümselam Selim. Hayrola, kaza mı oldu abi? He, kaza etmişler. Senin köyden bunlar. Ben götürüvereceydim de sen götürüver. Ne demek abi, ben götürürüm. Çok geçmiş olsun, hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olasın, sağ olasın. Evzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi en iyi misiniz? Şeytanın üstün ve azal. Rabbi evzülükenin emin zat-ı şeytani ve evzülüke Rabbi en yahdini. Ve hıfzan min küllü şeytanin marit. Nazif Hanım'ın evi burası abi. Ama söylediğim gibi ben de ya da muhtarda kalabilirsiniz. Eyvallah birader. Gel babacığım. Bir bakalım. Eğer kalınmayacak gibiyse artık bizi misafir edersiniz. Gerçi kimseye rahatsızlık vermek istemiyoruz ya. Ev temizdin abi, merak etmeyin. Bizim köyün delisi var Nazım. Nazif Hanım belki bahsetmişti ne oldu gibi. Arada bir gelir temizler evi, bakımını yapar. Niye? Burada mı yaşıyor? Yok abi, burada yaşamıyor. Kaza yaptığınız yerin karşısında kulübe vardı. Belki dikkatini çekmiş. Orada yaşar. Merak etmeyin, geceleri dışarı çıkmaz o. Sabah da erkenden gider, burada olduğunu söylerim ben size. Eyvallah, sağ olasın birader, sağ olasın. Ben gideyim abi o zaman. Telefon numaramı vereyim ben size. İstediğiniz saatte arayabilirsiniz. Çantalarınızı alayım geleyim. Söylesene. Anneciğim hadi. Anneciğim gayret et biraz hadi. Beğenmedin mi yoksa? Tuvaletin mi geldi? Peki ne istiyorsun? Anlayamıyorum ki ne dediğini. Ben yemeğimi yiyeyim, tekrar gelirim. Назым, заходи. Свободно? Да-да, заходи. Я тебе говорил, электричество уходит всегда. Нашли ты на изображение что-нибудь? Кроме что мы видели, ничего необычного. Двери, свет и так далее. Сработает отъяба? Сработает. Нужно больше доказательств. Другие оборудования? Термометр показал, кроме нас, еще 4 существа. Кроме этого ничего нету. Так что я здесь останусь еще чуть-чуть. Если тебя здесь останавливает это... Надеюсь, ничего не найдешь. Отведи меня на водопад. В это время? Да. А что такого? Разве не ты мне говорил, что надо сделать что-нибудь скрытым? Даже сумку. Сейчас скажу Назифе, чтобы приготовить что-нибудь. Потом пойдем при полку. Хорошо. Resulullah Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna dair şehadette bulunurlar. Kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söyleyerek riyakarlık yaparlar. Esasında şahadetlerinde samimi değillerdir. Göz göre göre yalan söylerler. Bir insan inanmadığı bir şeye inandığını söylerse şüphesiz ki yalancı olur.
halkı olabilmek, soyabilmek, kendilerine çekebilmek için İslam gibi görünüyorlar ama esasında kendi arzularına göre hareket ediyorlar. O yalan yeminleri kalkan yaparak hem halkı, hem kendilerini, hem de başkalarını Allah yolundan çıkartıyorlar. Haydi bakalım, sonra devam ederiz. Uğurlar ola. İyi akşamlar Nazım. İyi akşamlar Eliza abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereye gidiyorsunuz? Şelaleye abi. Bu saatte. Valeri sıkıldıydı evde biraz. Ha. Yarım saat hava alalım dedik. Sor bakalım, bir şey bulabilmiş mi? Bulamadı abi. Ona soruyorum Nazım. Спрашивает, нашли ли ты что-нибудь? Я смотрю из разных сторон. Daha bakıyormuş abi. Nazım, ne zaman gidecek bu kız bu köyden? Millet huzursuzlanmaya başladı bak. Yavrum ne işi var köyde diye laf dolanıyor. Abi daha bir hafta oluyor geleli. Ben idare ediyorum oğlum ama uzatmayın işi size. Abi sen izin mi abi? Nazım, uzatma. Tam bir hafta daha kalır gidemem. Eyvallah. Haydi. Nazife kadın yalnız evde. Akşam geç kalmayın yalnız. Tamam. Tamam. Haydi bakalım. Uğurlar ol. Bak hele. Sakın gönlünü kaptırayım deme bu gavura. Yakarım çıran ha. Sovyetler değil bura. Tamam. В руках бутылки водки. Ты признался в любви на Красной площади. Я пил первый раз вот тут. И хорошо, что выпил. Да. Я бы не смог связать мои чувства. Почему ты меня позвал на зим? Я думала, что ты останешься после школы. Мне надо было вернуться, Валера. Когда фары уехали, я не смог оставить Назифа одну. Почему ты меня позвал? Не только из Назифы, так ли? Когда Алириза услышал про деньги, он... Я тебя спрашиваю. Emre. Hah. Selen'i bu gece yanımıza alalım. Aşkım ne konuştuk yolda? Canım kaza da yaptık şimdi. Yalnız kalmasın. Korkma bir şey olmaz. Zaten artık tek başına yatmayı öğrenmesi lazım bir tanem. Ayrıca geceleri gizli gizli yatağa alan sen değil misin? Her çocuk gelir geceleri annesinin yanına. Sen bunu hastalığıyla mı alakalı zannediyorsun? Ben aşağı sigara içmeye gidiyorum. Dönüşte de bakarım. Tamam bir tane. Ha, sen yat uyu.
Merhaba canım. Ben senin annenim. Ben, baban ve ablan. Gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Geç kalma olur mu? Sakin ol ki anne de uyuyabilsin ve sağlıklı olsun. İyi geceler. Buradayım ben, buradayım ben, buradayım, buradayım. Geçti bir tane, geçti, geçti, geçti aşkım. Oh, geçti kuzum, geçti babacığım, geçti bir tane. Geçti bebeğim. Gel bakayım, gel bebeğim. Annenin yanına olsam birazcık aşkım. Geldin mi hayatım? Geldim bir tanem, geldim. Selen'i de getirdim. Canım. Kuvvetle illa billahi aleyhi lazim. Korkuttun beni anne. Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bak hele. Ne zaman gidecek bu kız? Geleli bir ay oldu neredeyse. Niye gitsin ben Azif Hanım? Baksana şunun güzelliğine. Başıma gavur gelin falan getirme. Kırarım o bacaklarını vallahi. Oy 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 kıyamam. Müslüman yaparız bizden Nezife Ana. Bakma sen. De gel. Sırnaşma hemen. Kardeş geliyor, kardeş geliyor, kardeş geliyor. Köfte, sana bir şey soracağım. Sence kardeşin adı ne olsun? Acaba kardeşin adı ne olsun? Bir düşünelim. Bir dakika, bir dakika. Ya düşünmeye gerek yok ki. Kardeşin kız mı erkek mi olduğu hala belli değil. Bence Yağmur olsun. Bay 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 bay. Niçin Yağmur olacakmış bakalım? Çünkü kız da olsa erkek de olsa Yağmur olur.
Doğru valla. Sen neler biliyormuşsun böyle. O zaman kardeşiniz mi Yağmur olsun, köfteli buradan bin nonişten ırpıcık alsın. Yağmur hemen çıkıyor. Hastamız nasıl doktor hanım? Çok uzun zamandır yattığı için kemikleri ve kasları güçsüz düşmüş. Ayağa kalkınca dayanamayıp bileği kırılmış. Peki iyileşecek mi? Açık konuşayım. Bu yaşta kemiklerin kaynaması neredeyse imkansız. Ben yine de destekledim ama çok işe yarayacağını sanmıyorum. Herhangi bir düzelme yok mu? Durumu stabil Faruk Bey. Ne yazık ki bu tarz sinir kasılmaları zaman zaman olabiliyor. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Efendim? Anne? Neredesiniz kızım siz? Delirdi babam dün akşamdan beri. Ay anne, insan bir nasılsınız der, iyi misiniz der. Ama? İyisin işte aradığına göre. Bana bak, ne oldu bu sabah biliyor musun? Abi ben bir bakayım, haber veririm size. Eyvallah, sağ olasın. Ne demek abi? Aa, muhtarımız da geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Ali Rıza abi. Hoş bulduk, ben de Emre. Bu Nazife Ana vardır bilir misiniz? Onun damadıyım. Öyleymiş öyleymiş. Anlattı Selim. Yok babacığım merak etme. İyiyiz biz. Haha iyiyiz. Yok burada telefon çekmiyor bazen. O yüzden bulamamışsınızdır. Tamam. Geçmiş olsun babacığım. Of. İyi bakın babaanneme. Tamam. Tamam biz de sizi öpüyoruz. Hadi hoşça kalın. Babamın çocukluk aşkıymış Nezife kadın zamanında. Arif Bey ayırmış onları. Babamı pek sevmezmiş. Nezife kadın daha 11'inde 12'sinde. Babam 22-23'ünde falan. O zaman da kadın böyle titreyip bayılırmış. Babam vardır bir çaresi gidelim doktora gösterelim dese de Arif Bey kızıma cin musallat oldu diye ortalığı birbirine katmış. Sağdan soldan köyden imamlar hocalar çağırmışlar. Babamla ayırmışlar. Ondan sonra bakmışlar çaresi yok. Kızı vermişler o imamlardan birine. Ondan sonra da adı Cinli Nezife'ye çıkmış zaten. Nazife Hanım'ın felç geçirmeden önce sarı olduğunu biliyor muydunuz? Aynı benim kızım gibi. Hadi Seren kalk hava kararmadan dönelim eve. Ya anne. Hadi 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 giy ayakkabılarını. Hadi bakalım. Hadi. 17'sinde Faruk'u doğurmuş. Ondan sonra 25'inde kocası ölünce iyice kapatmış kendini. Evden dışarı çıkmaz olmuş. Bir gün çıktı geldi kucağında bir bebek. Bizim köyün delisi var Nazım. Gördün mü hiç? Yok görmedim. Selim de bahsetti ama daha görmedim. Ben konuşurum. Rahatsız etmez sizi. Neyse sözde çocuğu kapının önüne birileri bırakmış. Kim bırakıyor? Kadın cinli. Ama analog etti. Büyüttü bebeği. Köylüler de bebenin cinlerden olduğunu düşünüp korktular. Hiç kurcalamadılar konuyu. Sonra kadın bu falcılık, büyücülük işlerine falan başladı. Ama nasıl biliyor musun? Kadın çıktı ya cinli Nezife'ye. Bütün yandaki köylerden, Kastamonu'dan, hatta Samsun'dan bile insanlar geldi. Tam da o sırada Nazım'ı Sovyetlere yolladı. Oğlan da köyde hiç durmaz komünistlik yapıyordu zaten. Neyse kadın böyle fal bakıyor, sözde cin çıkarıyor. İşte ne bileyim gelecekten haberler falan filan veriyor. Gittik konuştuk. Nezife kadın yapma bunlar hayra alamet değil, şer işler dedi. Ama lafımızı dinlemedi. Kazandığı bütün parayı da Sovyetlere Nazım'a yolladı. Dur yetişemiyorum sana. Hadi anne biraz zor.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Günü geldi, döndü Nazım. Aradan bir iki yıl geçti, geçmedi. Bir kız geldi Sovyetlerden. Nazım bunu arkadaşım diye tanıştırdı. Ama bir görsen, böyle kameralar, çantalar, eşyalar bir ton. O zaman 80 darbesi yeni bitmiş. Hükümet de yeni yeni vuruluyor. Hepimiz tedirginiz tabii. Sovyet ajanı mıdır, nedir bunlar diye. Ben köylüyü gene idare etmeye çalışıyorum ama... tabii benim de içimde bir korku, her an bir şey patlayacak diye. Ve o zamanlar genciz daha. Kimse şimdiki bizim sözümüzü dinlemiyor. Neyse bir gece evden böyle bir çığlıklar, bir feryat, bir figan. Köylü pusta evinde bekliyor. Silahlar patladı, patlayacak. Ertesi gün gitmişti Rus kız. Nezife Hanım'ı fesli bulduk evde. Nazım ortalıklarda yoktu. Birkaç gün sonra şelalenin orada delirmiş halde buldular oğlanı. Faruk Bey geldi, aldı götürdü kadıncağızı. Sen söyleyince şaşırdım. Ben o kadar yaşayacağını düşünmemiştim. Ne de olsa bir ayağımız bizim bile çukurlardı. Bu sene 88'ine girdi. Gerçi fazla bir ömrü kalmadı ya. Bir görsem öderiz abi. Kadıncağız nasıl can çekişiyor. Neyse şu Rus kız ne oldu? Bulabildiler mi sonra? Bir hafta oldu, olmadı. Jandarma geldi. Kız krize sebep olmuş. Bütün köyü araştırdılar, elden geçirdiler. Allah Allah. Buldular mı peki? Ya delikanlı, Sovyetler bırakır mı kendi ajanını burada? Ya Ali Rıza abi, senden bir şey rica edebilir miyim? Bu anlattıkların aramızda kalsın, olur mu? Bizim Ceyda biraz pimpiriklidir, şimdi panik olur. Geliyor onlar da zaten. Aşkım, gel. Oo. Hava nasıl bozdu birdenbire? Bizim buraların havası böyledir işte. Aşkım, Ali Rıza abi köyün muhtarı. Memnun oldum, Ceyda ben de. Ben de çok memnun oldum. Bir tanem. Merhaba desene Ali Rıza amcana. Merhaba. Ha benim güzel kızım. İkinizin de sağlığı yerinde mi? İyiyiz, teşekkürler. Az bir zaman kaldı zaten. Çok güzelmiş buralar. Çok beğendik Muhtar Bey. Güzeldir. Ama işte size denk geldi, böyle biraz kapadı. Neyse. Ben gideyim. Daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Akşama yiyecek bir şeyler yollarım. Kalın sağlıcakla. Merhaba Nazım. Bana bak. Sakın ola Nazife kadının misafirlerinin yanına çıkma. Yoksa ayağımın altına alırım seni. Nazife ana gelmedi. Küçük kız geldi. Bak Nazım. Küçük kız geldi. Küçük kız hasta. Sakın ortalıklarda gözün. Küçük kız. Anladın mı? Ha? Küçük. Anladın mı? Küçük kız geldi. Bak hele. Recep'e söyle de yarın gelsin şuralar temiz. Küçük kız geldi. Her yere gel. Onda paşa, Güney. Küçük kız hastaydı. Anladı. Çok güzel yerler buldum bugün. Şelalede yapacağım doğumu. Şelale mi? Yarın sana da gösteririm. Zaten çok vaktimiz yok, ben sana söyleyeyim. Niye? Bir şey mi oldu? Hayır canım. Hissediyorum sadece. Kaçış yok biliyorsun. İlla olacak bu doğum. Ay benim kibar kızım. Şöyle ellerinle yesene. Bak biznesi yam yam gibi yiyoruz. Ya yapma baba. Aç bakayım ağzını. Ceyda?
patlattın ya? O ses neydi? Bir şey değil hayatım ya. Dolabın kapağı düşmüş. Bir şey oldu sandım. Yok yok, korkma. Hadi boş ver. Gel, sabah bakarsın. Tamam, tamam. Geliyorum aşkım. Nazım. Da? Она Зефир, сколько занимается этим делом? Здесь два. А ты встречался с такими случаями раньше? Нет. Не нашивла мне в это. Я никак не могу дать смысл на это все. Почему? Для меня это совсем другой опыт. Я никак не могу понять. Ну и хорошо. Так ты можешь отсаться, Долсик. Уже прошло два месяца, Назым. Надо возвращаться. В деревне кому это не нравится. Беспокойся, это под контролем Алерзы. Лаборатория вызывает, Назым. Когда я пошла снимать деньги, я позвонила им, и они сказали, если я что-то не найду, тогда они перестанут присылать деньги. Бог бы я тоже смог бы поехать с тобой. Если ты даже не сможешь поехать с тобой, я отведу Долю от тебя. Убери меня. Нет, нет, нет. Ничего страшного, заходи. Нет, заходи. Нет. Annenin taklidini yapıyorsun. Sen ben dalga mı geçiyorsun? Anne, ne yapıyorsun? Yapma. Ne yapma. Gel gel gel. Selen gel bak. Gel otur şöyle. Bak. Ah! Hissettin mi? Evet. Acımıyor mu anne? Acımıyor, acımıyor. Gel şuraya koy. Ah! Bugün çok hareketli. Geçti.
Geçti kızım. Anne. Tamam geçti kızım. Selen'cim benim. Geçti. Hala. Sakin. Tamam. Geçti Selen'cim. Geçti. Küçük kızı götürdü. Tedavide başı dövüşü. Kim? Kimin küçük kızı? Ne oluyor? Salat. Kim? Ne götürüyor? Sakin. Götürdü. Götürdü. Bana bak. Sen lazımsın değil mi? O bilir. Öldürdü. Öldürdü. Yatoşu parça pamuk. Yatoşu parça pamuk. Beni dinle. Yardım. Bak içeride Rus'un mektuplar buldum. Kimin o mektuplar? Senin mi? Kimin? Cinler. 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 Cinler! Nazım! Nazım, иди сюда быстрее! Nazım! Nazım, иди сюда! Что? Иди! Что? Что случилось? Я соскучилась. Подожди, подожди, мы здесь. Мы здесь? Знаешь, у меня не было никаких сомнений. О чем? О чем? Ты ничего не знаешь, не так ли? Чего? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты о чем? Скажи мне. Я тебе все расскажу, даже покажу. Но мне надо, чтобы ты для меня что-то сделал. Что? Можешь завтра отвезти Назифе от дома подальше? Почему? Мне надо сделать последнее расследование. Но надо, чтобы никого не было дома. Хорошо. Хорошо. Böyle bir şey benden nasıl saklarsın Emre? Aklım almıyor. Aşkım, gerçekten söyleyecektim. Ama ilk geceden panik olmanı istemedim. Hem sonra doğumun yaklaştığını söyledim. Selen de iyi görünüyordu. Boşu boşuna telaşlanmanı istemedim. Kötü mü yaptım yani? Belki doktor arayıp sordum neden olabileceğini. O zaman söyleyecektim. Aferin. Aferin. Yapma aşkım. Tevekkeltü alellahi la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi lazım. Bismillahi tevekkeltü alellahi la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi lazım. Hasbunallahi ve nimel vekil. Hasbunallahi ve nimel vekil. Anneciğim yeter artık. Telef ettin kendini. Bırak artık ne olur. Ne dediğini de anlamıyorum ki. 3 gündür yemek de yemedim. Ne var orada? Yadolcin Payti Pamoc. Yadolcin Payti Pamoc. Мы вернемся к вечеру. Хорошо. Bana bak. Bu kız bir şeyler çalmasın evde. Yok daha neden. Nazifan'a çalmasa değilim.
Ne yapıyorsun burada sen? Milletin evine karıştırmaya utanma. Я знаю, что ты сделал. В этом доме нет джинов, это все ты спланировал. Anlamıyorum ki ne diyorsun? Paraların yerini mi soruyorsun bana? Ha? Ne yapacağız seninle şimdi? İki haftadır para da vermiyorsun. Zekiye Hanım, bunları karıştırdın mı sen hiç? Yok. Köydeki evin tapusu burada duruyor ama anahtar yok. Ne yapacağım bey köydeki evi? Annemin huysuzluğu evle ilgiliymiş. Satılmasını istiyor herhalde. Sırası mı şimdi Faruk Bey? Allah Allah. Bir hafta öncesine kadar sen de istiyordun. Karar mı değiştirdin şimdi? Zekiye Hanım, anahtarı sen mi aldın? Baba uyan artık ya. Hop. Abi ben gidiyorum şehre. Yarın kurtarıcıyla döneceğim. Var mı isteğin? Eyvallah sağ ol Selim. Görüşürüz. Ya şu çocuk damar yağlığına razı olsun. Hazır gibi yetişti. Yedi mi? Aşkım ne yaptın ya? Ben getirirdim bir tanem. Bitti zaten. Başka yok. Olur mu yavrum? Senin oturup dinlenmen lazım. Zaten şu son birkaç gün harala gürele geçti. Şelaleye gidecektim bugün ama hava da kötü. Buralar için gayet normalmiş bir tanem. Bir şey söyleyeyim mi? Burada haftada iki defa yağmur yağıyormuş. Biri dört gün sürüyormuş, diğeri de üç gün sürüyormuş. Kim diyor onu? Muhtar. Siz de iyice kanka olunuz ha muhtarla. İyi adam ama sevdim ben. Canım bence de iyi adam. Yani kötü adam olsa köylü niye seçsin ki? Değil mi? Vardır bir bildikleri. Seçilmiş ki iyi adam. Neyse hadi ben seni bırakayım da çalış. Bir şey istiyor musun? Yok. Ceyda. Aşkım Selin içeri alsana bak çok kötü yağmur patlayacak. Selen. Selen. Buradayım anne. Hadi içeri yağmur başlıyor. Korkmuşsun değil mi aşkım? Sadece biraz yıldırım düşer diye korkuyorum. Peki neden korkmaman gerektiğini öğretti mi sana? Bak şimdi. Işık sesten hızlı hareket ettiği için şimşek çaktığını içinden saymaya başlar, tamam mı? Ses ne kadar uzaktan gelirse yıldırım da ta o kadar uzağa düşmüş demektir. Ama ışıkla sesin arası daralmaya başlarsa hemen beni çağır, ben koşup koşa gelirim. Aşkımı uzaklara götürürüm, yıldırımdan kurtarırım. Peki her şimşek çaktığında yıldırım mı düşüyor baba? Okullu bu düğün benim. Tabii ki düşmüyor aşkım. Olur mu öyle şey? Sabahki çok kuvvetliydi. Hiç korkmadım bu sefer. Hiç korkmadı benim aşkım bu sefer. Oh, bebeğim benim.
alellahi la havle ve la kuvvete illahi billahi aleyhil azim. Bismillahi tevekkeltü alellahi la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhil azim. Getirdiğim malzemelerle evinizde her türlü incelemeyi yapacağımı, görüntü ve ses kaydedeceğimi, elle tutulur bulgulara ulaşırsam da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde... Thank you.
Nazım. Al, tut şunu. Düzgün tut. Nazım! Nazım! Efendim Ali Rıza abi. Nazım, Valeri oğlum. Ne oldu Valeri Ali Rıza abi? Ben camiye gidiyordum. Bağırtılar duydum. Koştum eve ama... Nazım, korktuğum başına geldi oğlum. Nerede şimdi abi? Yukarı çıkardım, yatağa bağladım. Odada çıktı. Bana bak Nezife kadın. Bu karı her şeyi anladı. Bugüne kadar ne dediysen, ne yaptıysan hepsini harfiyen yapmaya devam edeceksin. Yoksa babamın altına yatıp o Nazım'ın hamile kaldığını üçüncüye anladın. Seni de o b**i de taşlatarak olur. Anladın mı beni? Şimdi onu kullanacaksın. Uzma kızım, hayırlı boyun. Uzma kızım. Bize bırakıyordum hayırlı boyun. Bize bırakıyordum. Знаешь, что ты не похож. Ты должен поехать. Назар! Назар! Я пол. Ali abi, bu ne ya? Nazım, sabırlı ol oğlum. Hepsi geçecek Nazım. Allah kaderi mutlaktır oğlum. Halledeceğiz hepsini. Geçecek. Rahmet yağarken edilen duaların Allah'ın katında hikmeti büyüktür oğlum. Ya hacı! Ne hacısın sen? Bir şey olmaz dediydin. İnsanları musallat olmaz dediydin. Kurtaracaksın onu. Kurtaracaksın benim çocuğum abile. Benim çocuğuma. Ha bak. Nuh'u boğulmaktan kurtaran, Davut'un zellesini marifet buyuran, Yunus'un tasasını gideren, Eyüp'ün bütün derdine derman olan Allah'tan başka kimseden hikmet bekleme. Allah'ın izniyle hepsi geçer. Şu gavur icadını da hazır et. Rabbim hikmetini gösterdikten sonra kaydettiklerimiz işimize yarayacak. Beni affet. Para. No!
Şeytani bir üstün ve azaba. Ceyda, bir tane aşağıda ne oldu? Aşağıda ne yapıyordun? Selen nerede? Allah aşkına. O deli kızıma ne yaptın? Söyle. İçim açıyor Emre. Ceyda, Selen nerede? Bırakın. Bırakın. Rabbi ev zibike min hemez ateş, hemez ateş. Ev zibike Rabbi en yahturum. Yahum sen min külü şeytanın maliti. Ceyda bebeğim. Tamam aşkım, tamam bir tanem. Sakin ol, sakin ol. Tamam, bana bak bebeğim. Sakin ol bir tanem, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Ceyda, kahretsin seni değil mi? Ceyda, Ceyda ben hemen geliyorum. Sakin ol bebeğim, lütfen sakin ol. Şeytanı racim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi en iyi meseleyiş, şeytani bin ismin ve azaba. Rabbi evzi, bir kemin. Evzi billahi bine şeytani racim. Hadi, hadi Ceysin, hadi. Ceyda! Ceyda! Aşkım! Aşkım! Bebeğim! Bana bak! Bana bak! Sakın bir yere ayrılma oğlum aşkım! Sakın bir yere ayrılma! Ceyda! Bismillahirrahmanirrahim! 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 Musallat oldu! Musallat oldu! Musallat oldu! Musallat oldu! Ben seni korudum! Ben seni korudum! O sana benziyordu! O sana benziyordu! O sana benziyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru mu başlıyorsun? Tamam, 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 sakin, sakin. Hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum aşkım. Tamam, tamam, Ceyda, bana bak, bana bak, hemen geliyorum. Tamam, yardım çağırıp hemen geliyorum, hemen geliyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanıracım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben seni korudum. Ben seni korudum. Ben seni korudum. Korudu seni.
Ne oldu Emre? Abi yardım et, kurban olayım. Ceyda doğum yapıyor abi. Zehra, Zehra, Nezife kadının torunu doğum yapıyormuş. E işte beklediğiniz de bu demiydi oğlum. Abi sadece o da Selen kayıp. Bu o delinin bastonu değil mi? He, Nazım'ın bastonu. Abi Selen'i o kaçırdı. Nereye gideceksin, ben de gel. Bilmiyorum abi, Ceyda yalnız bırakmayın ne olur. Anlattın her şey doğruymuş abi, her şey. Ne oldu be? Kız doğruyor muymuş? Sen içeri gir oğlum. Selen neredesin Selen? Neredesin? Senin bu havada dışarı. Hayır hayır o. Sana zarar vermeyecek. Hadi eve. Bak eğer o toprağa kazmaya devam edersin, babaannene büyük kötülük yapmış olacaksın. Haydi var Ceyda, aklını başına topla. Babaannene yardım olsun diye gömdüm o kızı. Eğer o kızı gömmeseydim, babaanneni cinayetten yargılayacak. Ortalıkta ceset mesaj göremeyince jandarma onun kaybolduğuna inandı. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Üstelik bütün bunları baban da biliyor. Sizi buraya hiç göndermemeliydi. Efendim vur ya İbrahim! Efsanın mümkünlüğü şeytanın var idi. Selen! Bağırma! Musallat oldu, musallat oldu. Salat oldu. Sen! Dokunma lan kızıma! Dokunma! Salat! Salat! Sana da mı salat? Sana da! Selen! Babacığım! Babacığım buradayım, buradayım aşkım. Buradayım, buradayım bir tanem. Seni de o Rus'la öldürüp gömdüğüm gibi. Baba. Babam baba olaydı, seni buraya yollamazdı. Ali Rıza, uzaklaş kızımın yanından. En son dakikada yetişiyorsun Faruk. Allah'ın hikmeti. Sana bir daha buralara kimseyi getirme demedim. Rus'u da anamın öldürdüğünü söylemiştin bize. Bebeğim, bebeğim. Nasıl babam? Kötü bir yan gördüm. Biliyorum aşkım, biliyorum. O yüzden kurtarmaya geldim seni. Bak buradayım bir tanem. Buradayım bir tanem. Korkma aşkım.
Korkma bebeğim. Sence bu yağmurda o tüfek ateş olur? Ben canım. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yerleri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun. Yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. Önce güneş, sonra ben. İlk üşümeyi öğrendik soğuk sudan geçerken. Gölü kendi rengime boyarken ağladım. Duydum çığlık, hem yaşamdı hem ölüm. Kayıp bir ağaçtım, köklerimi dallarıma sardım. Ormanda dolanıp kendime güzel bir yer aradım. Sonsuz suruna, derin bir göle daldım. Toprağa alışmıştım, ayakta duramadım. Taşların üstünde kazıp toprağı kendimi çıkardım yeryüzüne. Güneş parlayıp yüzüme vurunca uyandım. Belki de rüyaydı, gerçek. Bahsettiği dolap bu herhalde. Aç bakayım.
Kasetleri buraya koymuş bakalım. Sufret mi? Emredersin komutan. Gel bakayım. Buyurun komutan. Çocukluğumda.